Herkese merhaba. Yeni bir Bitenler videosuna daha hoş geldiniz. Sanırım Bitenler videosunun 16.sını çekiyorum. Şu anda bir kutu klasiğimiz ve yani bir çanta dolusu Bitenler ürünüm var. Artık koyacak yerim kalmadığı için dedim ki bu videoyu hızlıca çekip yayınlamalıyım. Yeni bir Bitenlere yer açmalıyım. Çünkü gerçekten hiç yer kalmadı. Biliyorsunuz ki bu seriyi de bitirmeme kararı aldım sizin istekleriniz doğrultusunda. Hızlıca başlayalım bence. Zaten artık benim Bitenler videolarıma alıştınız diye düşünüyorum. Bir yenisini daha ekleyelim. Bu arada bugün yeni ring light'ım geldi. Bu yeni ring light'la çektiğim ilk video bu Bitenler videosu olacak ve size bir şey göstermek istiyorum. RGB'li aldım ve çok heyecanlıyım. Bakın şimdi burada deneyelim mi ilk defa? Hadi. Kırmızı modu. Yeşil. Oo, bu çok tatlı bir renk. Bu da fıstık yeşili gibi bir şey. Çok tuhaf gözüktü. Yani yeşil gözükmüyor şu an karanlıkta olmadığım için. Kapatayım. Ay çok değişik. Bu lila olanı, bu çok tatlı. Gerçekten sürekli bunu açık bırakabilirim. Bu mavi olanı tekrar kırmızıya dönüyor falan. Şu an devamlı renk değiştiriyor. Bir sürü farklı modu var. Böyle rengarenk modu var şu an mesela rengarenk modunda falan. Neyse okey. Klasiğe geri döndüm ve videoya başlamaya hazırım. Ama bence çok tatlı ışık yani. Değişik şeyler, değişik makyaj videoları, değişik konseptli fotoğraflar çekebilirim. Bu Comely'nin duş jeli biliyorsunuz daha önce de çok fazla gösterdim. Hem lila olması hem kokusu hem kokusunun kalıcılığı çok hoşuma gidiyor. Comely'nin bergama duş jeli çok beğeniyorum. Birkaç aydır da bir tane videosunda zaten size gösteriyorum. Mutlaka alın deneyin. Uygun fiyatlı mükemmel bir duş jeli. BB8'nin yine klasik gül suyulu toniği çıktı. Bunu artık defalarca anlatmayacağım. Bayılıyorum. Yenisini aldım. Kullanmaya devam ediyorum. Sabahları uyandığımda cildimi rahatlatmak için ve temizlemek için kullandığım en sevdiğim ürünlerden biri. Gül suyu. Klasik her yere döktüğüm gül suyu. Bol bol yine gül suyu çıkacak. Comely'nin bir tane daha çıktı. Bakın bunu kesin deneyin. Bu arada buradaki gördüğünüz bitmiş ve sevdiğim favori ürünlerimi aşağıdaki bakım ürünlerim linkine ekledim. Oradan hepsini bulabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz. Aa, bu çok güzeldi ya. Bundan tekrar almak istiyorum. Önceki videolarımda başka çeşitlerinden bahsetmiştim. Waikiki'de kasanın yanında satılan bu şekilde kolonyalar. Ben bunu odaya sıkıyordum aslında. Aa, şu an içinde biraz varmış. Bunu sıktığımda insanlar mükemmel koktu. Hani hangi koku bu diye sordular. Evimde kullandım ben bunu daha çok. Bu Sakura'lı kolonya. Ama yani odaya sıkıyorum. İsterseniz elinize de sıkabilirsiniz. Muhteşem bir kokusu var. Yani zaten renginden de belli. Acayip güzel. Belki de kasa yanında yakalayın bunu. Sakura isimli. Bu sprey kolonya. BB2'nin avokadolu. Ay pardon, BB2'nin aloe veralı kolajenli yüz kremi. Şu anda da benzer bir tanesi keçi sütlü olanını kullanıyorum. Favori en uygun fiyatlı. Gerçi artık fiyatları maalesef ki uygun değil bence. Çok sevdiğim güzel nemlendiren jel formüllü yüz kremine ihtiyacınız varsa bu BB2'nin kolajen serisine mutlaka bakın. 3 tipi var. 3'ünü de denedim ve 3'ünü de çok beğeniyorum. Bu arada bu video bir de yeni yılın ilk videosu. Evet, yeni yılda paylaştığım ilk video gerçekten. Önceki videomu 31 Aralık'ta yayınlamıştım. Bu da yeni yılın ilk videosu oluyor. Gerçekten Bitenlerle mi girecektik yeni yıla YouTube'da? Evet, demek ki bir klasiğimizle girecekmişiz. Yine daha önce de bahsettim. O Sakura'nın başka bir versiyonu. Bu da çok güzel, çok fresh, tertemiz bir koku. Yine Waikiki'lerde kasa yanında satılan. Bunun ismi de Deep Sea. Çok güzel bu da. Hatırlayayım. Yani tertemiz kokuyor ya, tertemiz. Böyle bu tarz şeyleri böyle uyanınca evi havalandırıp odaya sıkmaya, odalara sıkmaya, koltuklara sıkmaya falan bayılıyorum. Eve çok güzel bir koku veriyor. Yine klasik lilac saç boyam. Bu sefer jeans color değil de Edward Bale'in lilac'ını aldım. Daha uygun fiyatlı jeans color'dan ve çok güzel bir renk. Yani jeans color'la aynı renk hemen hemen. Ve saçımla, uçtaki saçlarımla da aynı rengi yakaladığım için boyayı gerçekten çok beğeniyorum. Strawberry'yi bitirdim ve yenisini aldım ve çok seviyorum. Ben bunu sivilcelerimin üstüne, eğer bir sivilce oluşumum varsa direkt üstüne sürüp yatıyorum. Kurutuyor ya da 2 gün üst üste kullanınca tamamen kurutuyor. İsilik gibi pütür pütür bir yerlerim olmuşsa ya da pişik gibi bir şeyler yaşıyorsam o an direkt bunu sürüyorum. Hemen sakinleştiriyor ve hemen iyileştiriyor. Gerçekten muhteşem bir krem. Cildinizin çok nemeye ihtiyacı
ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz zamanlarda maske gibi yüzünüze uygulayabilirsiniz. Emilen emilir, emilmeyeni böyle yedirirsiniz, fazlasını alırsınız. Her türlü kullanabileceğiniz çok amaçlı, çok çok işe yarayan, beni çok sevdiğim bir krem. Zaten sevmesem burada size övmem ve ikinci paketini almış olmam. Gerçekten bayılıyorum. Böyle sürekli değil de küçük küçük, bazen gıcık noktalarda akne sorununuz varsa, hani özel günlerinize çıkıyorsa, ben bunu sürüyorsunuz, anında böyle söndürüyor, indiriyor, kendine getiriyor. Bir yeriniz kabuksa, böyle yaralanmışsa da hemen sürüyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir iyileştirici etkisi var. Çok seviyorum. Yine linki de var. Bu arada uygun fiyatlı bir krem. Ve küçük olduğuna bakmayın. Uzun süre gidiyor yani. Çünkü formülü bayağı bir katı. Colgate'ın bu Max White isimli diş macununu bitirmişim. Memnun kaldığım bir diş macunuydu. Vivitin'in bu organik sertifikalı cilt toniğini bitirdim. Bununla ilgili daha önce yorum yaptığımı size burada hatırlıyorum. Kokusunu çok beğenmediğimi ama temizlemesini ve cilt arındırmasını çok beğendiğimi zaten söylemiştim, ama organik olduğu için böyle gerçekten çürümüş gül gibi bir kokusu vardı. Evet, hala o kokuyu alıyorum. Ya ben yine de bitirdim çünkü cildimdeki etkisini çok beğendim, ama tekrar almayı şu anlık düşünmüyorum çünkü kokusu gerçekten bir tık beni rahatsız etmişti. Yani sürdüğünüz zaman o koku var. Okey, sonrasında dağılıyor zaten, o kokuyu burnunuz sürekli almıyor. Cildinizin üzerinde kalmıyor demek istediğim, ama kokusunu sevmedim cildime uygularken. O yüzden düşünmüyorum, ama belki siz seversiniz, bilemiyorum. Temizlemesi, arındırması çok iyiydi cildi. Vivitin'in organik sertifikalı cilt toniği. Gül özlü bu da. Ve üçüncü, aynı duş jelinden çıkması. Evet, yine Vivitin'in Midnight Yasmin isimli vücut spreylerinden bitirmişim. Ve tabii ki de bitenlere atılmış bile. Yenisi alındı, kullanılıyor bile. Aa, bakın, bu çok memnun kaldığım bir ürün. Proxy'nin bu yoğun nemlendiricili hyaluronik asitli kremi. Gerçekten çok memnun kaldım. Hatta hepsini bitirmek için en son kafasını kestim ve içinde kullananları sömürdüm. Yani yedim, bitirdim. Çok beğendim. Bir daha Proxy'nin mağazasına gidersem bunu tekrardan satın almak istiyorum. İndirimde bulduğum an. Yine aşağıdaki linke ekledim. Bakarsınız, ama sanırım linkte daha pahalı. Kendi mağazalarına daha uygun. Çok beğendiğim bir yüz kremi oldu. Sadece tüpü böyle sıkmalı olduğu için gerçekten şişenin içerisinde bitir gibi olması rağmen bir sürü hala vardı. En son çözümü böyle kesip kullanmakta buldum. Kavanoz tipli yüz kremleri daha mantıklı, daha tasarruflu, o yüzden yani. Gibi içine oymak zorunda kalmıyorsunuz. Çok beğendim. Denensin. Restorex'in bu saç dökülmesine karşı şampuanını kullanıp bitirdim. Sarmaşık özlü olanıymış bu. Ben zaten Restorex'in şampuanlarından çok memnunum. Bunu da bitirmişim ve yenisini aldım ve şu an banyomda yenisi var. BB2'nin duş jeli. Gerçekten böyle tatlış ama hani boğmayacak bir kokulu duş jeli arıyorsanız, böyle pembiş pembiş, bu çilekli duş jelini lütfen bir kere olsun deneyin. Çok güzel, çok seviyorum, ama her zaman her ayda bunu kullanmak istemiyorum. Çok güzel kokuyor. Yani muhteşem kokuyor. Böyle bana çocukluğumu falan hatırlatıyor bu koku. Nedense, neyi çağrıştırıyorsa acaba. Çok güzel. Çok tatlı. Küçükken böyle hani küvette oynadığım oyuncaklarımla oyunları, oradaki bir kokuyu falan anımsatıyor bana. Çok tatlı. Bunu deneyin de eğer denemediyseniz. Uygun da fiyatlı. Yine aynı markanın Leylak saç boyası çıktı. Tabii ki bu bir standart. Bu kadar ayda biriktiriyorsam eğer, bitenlere saç boyası kaç kutu çıkar bilemiyorum. Bazen unutup çöpe attığım da oluyor. Bunlar buraya koyduklarım ama. Eğer benim saçımın aynı renginin birebirini istiyorsanız, saçlarını çok iyi açtıracaksınız ya da açacaksınız ve üzerine bu aşağıdaki linke bıraktığım saç boya linkimden Leylak boyayı alacaksınız. Ya Jeans Color'ın ya da bu Edward markasının rengi %100 kutudan çıktığı gibi elde edebilirsiniz o zaman. Ben başka bir şeyle karıştırmıyorum çünkü. Gül suyu özlü toniği çıktı. Çok 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 bayıldığımı ve her alışverişimde, her bakım alışverişimde mutlaka sepete attığım bir ürün olduğunu biliyorsunuz zaten. Çok seviyorum. Kartop markasının bir gül suyusu çıktı. Her yere döktüğüm için bu doğal. Önemli konulardan biri aslında. Gerçi başka videolarımda, saçla ilgili videolarımda çokça bahsettim. Morphos'un bu 30 volümlük oksidanını kullanıyorum. Toz açıcının üzerine bunu uyguluyorum. Zaten ne kullanıyorsam aşağıdaki saç boya ürünlerimin olduğu linke ekledim. Bunu da çok severek kullandım. Yine bitirdim. Aynısını bitmeden önce almıştım zaten. Şu anda da onu kullanıyorum. Hatta 2 gün önce yine bunu kullanarak kardeşimin saçlarını, diplerini açtık. Çok beğendiğim bir oksidan bu benim. Eğer ihtiyacınız varsa bu markaya güvenebilirsiniz yani. Ben seviyorum. Evet, Benlin'in şöyle bir asetonunu bitirmişim. Çok güzel kokulu pembe kapaklı.
olduğu için gayet tatlı, böyle çileğimsi kokuyor. E vitamini diyor. Ya çilek vesaire demiyor ama pembe kapaklı olduğu için bence bu çilekli. Bazıları böyle gerçekten çok çirkin aseton kokuyor. En azından bu biraz kokulu olduğu için o kötü kokuyu önlüyor. Güzel bir asetondu Benrin. Hem de uygun fiyatlıydı. Yine bir gül suyu çıktı. Aa, o spreylerden, yani sprey kolonyalardan bir tane daha bitirmişim. Of, bunlardan tekrar almam lazım. Bu da green tea'li olanı. Gerçekten çok güzel kokuyor bu arada. Hatırlayayım bunu da. Hiç kalmamış ki içinde. Yani çok doğal kokuyor ama bundansa maviyi ve gösterdiğim sakurayı almayı tercih ederim. Bu da böyle gerçekten tropik kokuyor yani. Güzel bir kokusu var yine de bunun. Yani hepsini denemek lazım. Ben hepsini deniyorum. Favorilerimi seçip en son herhalde sürekli onları almaya başlayacağım. Çok güzeldi. Bu da yani ama şişeler küçük. Kaç ml bakayım. Size söyleyeyim. 150 ml olduğu için çok hızlı bitiyor. Bir de sprey formda olduğu için. Her sabah sıkarsanız böyle her yere çok hızlı tükeniyor. Maalesef ki ama uygun fiyatlı kasa yanı ürünü yani. Bir tane daha kolajenli. Bu BB2'nin yüz kremi çıktı. Jel formüllü olduğu için yaz kış kullanıyorum ve çok seviyorum. Mutlaka deneyin. Sayosun bu Pure Smooth şampuanı çıktı. Ben bu şampuanı çok beğenerek kullandığımı hatırlıyorum. Hatta burada da sanki söylemiştim size. Çünkü miserel şampuan ağırlaştırmadan derinlemesine besliyor. Silikon, paraben vesaire kötü maddeleri de içermiyor. Çok memnun kaldım ama sonra bunu gratiste gördüğümde indirimde değildi. Bayağı pahalıydı yani. Ben başka bir uygun fiyatlı, sanırım onun yerine Restorex aldım. Ama bunu kullandığım zaman da gerçekten çok memnun kalmıştım. Çünkü indirimde yakalayıp satın almıştım. Bunu tekrar indirimde gördüğüm an alacağım. Bence siz de bir deneyin. Gerçekten şeffaf şampuanları çok seviyorum böyle. Sanki bir katkı maddesi yok. Sanki içeriği tertemiz ve saçı çok güzel. Saç derisini çok güzel temizliyor gibi hissettiriyordu bana. Ben çok memnun kalmıştım bu şampuandan. Deneyenleriniz var mı? Sizin deneyimleriniz ne acaba? Acaba bu marka ya da bu şampuan hakkında. Çünkü ben gerçekten sevdim diye hatırlıyorum. Tekrar alacağım ya, aynen. Bir tane daha Dipsy'li kolonya çıktı. Bu rengi bayağı sevmiştim çünkü. Bu renkten sonra Sakura'yı, o pembe olanı keşfettiğim için. Aa, çok güzel. Şöyle biraz sıkayım etrafa. Bir tane ojemi çöpe attım. Çünkü artık hani bitene kadar kullandım bunları, biliyorum. Bir tanesi H&M'in bu Silver Glitter isimli böyle bir glitter'ı. Gerçekten çok tatlıydı. Şu andaki elimdeki glitter gibi. Çok güzeldi. Bayağı dibine kadar kullandım. Bir tanesi de Pastel'in Nail Polish 142. Artık ismini okuyamıyorum. Numarasını okuyabiliyorum sadece. Silinmiş. 142 numaralı bu. Aşırı açık ama çok tatlış bir unicorn. Lilası resmen. Çok güzeldi bu ikisi. Bu ikisini de H&M bulamam da bu pastelin bu lilasını kesin alın. Eğer açık renk lila ojeye ihtiyacınız varsa ya da seviyorsanız bu tarz renkleri kullanmayı, alın deneyin, linke ekleyeceğim. Naskita'nın tırnak yapıştırıcısı her ay bitirdiğim gibi bu ayda bitenlerden çıktı. Ve bir tane büyük bir öneri. Aslında çoğu makyaj videomda görüyorsunuz bunu. Essence'in Stay All Day Long Lasting Concealer'ından bahsediyorum. Ben her zaman 10 numarasını kullanıyorum. 20 numara çok koyu geliyor. 10 numara çok ideal. Çok güzel bir kapatıcı. Ama şunu söylemeliyim ki çok hafif bir kapatıcı. Eğer böyle hani günlük makyajlarınızda çok ağır kapatıcılar kullanmaya ihtiyaç duymuyorsanız, zorunda hissetmiyorsanız böyle hafif bir kapatayım. Böyle en azından daha aydınlık bir gözaltı istiyorum diyorsanız çok ince formüllü, çizgilere dolmayan, pudra pudra olmayan, üzerine transparan pudra da çok fazla geçmek zorunda olmadığınız bir kapatıcısı Essence'in. Bu kapatıcısını bence denemediyseniz bir şans verebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Göz hatlarınız çok koyu renkse, bir tık böyle sorunluysa bundan memnun kalmazsınız. Ama onun dışında ben mesela cildimdeki bazı yerleri aydınlatmak için de kullanıyorum. Şöyle hatta rengini de göstermiş olayım fırçasında kalanı kadar. Bakın çok güzel aydınlatıyor resmen. Ya sevdiğim bir concealer bu. Sürekli bittikçe alırım zaten. Vaseline'in bu Lip Therapy isimli lip balmını uzun süre kullandım. Gerçekten kardeşim geldi, o kullandı kaldığı günler. Dudaklarım çatladı gecelerde, kışları. Sürekli kullandım. Herhalde bir yıldır falan bendeydi ama artık bitti. Ben bu normal klasik olanını almıştım. Hatta bir yıldan da fazla ya, hatırladım. Dudak renklendirme yaptığım zaman ben bunu almıştım. O kabuklanmasını önlemek için vazelin
elini sürmek için o zaman bu gerekiyordu o işlemden sonra. Ta o zaman aldığım bir üründü. Uzun süre kullandım. Küçücük bir kutu olmasına rağmen çok uzun süre gidiyor. Ve çok beğendim. Yenisini alamadım hala. Başka lip balmlar aldığım için onları bitirmekle uğraşıyorum. Ama bundan da mutlaka alacağım. Hatta kız kardeşim bunun kakaolusunu, yeşilini, pembesini bir sürü rengini denedi. Ben de başka renklerini deneyeceğim. Bu lip balmdan bayağı memnun kaldım. Hani bayağı onarıcı bir lip balm. Hani böyle iğneli işlemlerden sonra da zaten tavsiye edilen bir lip balm. Ben o yüzden klasiğini almıştım. Bir aroma içermesin, bir renk içermesin. Son ürünümüz kaldı. Bu ürün herkesi ilgilendirecek bir ürün değil. Ama yine de bir tanelere atmışım işte. Bu nasıl okunuyor acaba? Tijuelin. Ben bunu meme ameliyatımdan sonra kullandım. Zaten ameliyat videolarımın bir tanesinde belki size soru cevap videosunda size gösteriyor olmam lazım. Bunu böyle antibiyotikli krem, bu ameliyat olduktan ve bantlar çıktıktan sonra ameliyat dikişlerinizin üzerine sürüyorsunuz ki hızlıca iyileşmeyi sağlıyor ama çok emeli, çok çok küçük bir krem. O yüzden sabah akşam sürdüğünüzde zaten bir 5 gün bir hafta arasında bu kremi bitirmiş oluyorsunuz. Bunu da bir tanelere atmışım. Herkes ilgilendirmeyen ama zaten o videoda da bahsettiğim, yine de bitirdiğim bir kozmetik değil de aslında ilaçca giren bir ürün. Ne diyeyim ki, doktor önerdi, zaten memnun kaldım. Yerine de getirdi tüm vaatlerini. Hızlıca bir bitenler videosu çektim. Gerçekten hızlı hızlı konuştum ama hani görmediğiniz çok da farklı değişik ürünler yoktu açıkçası. Ama ağzına kadar dolmuştu yani. Bir üründen 3 tane falan çıkmış şaka gibi. Dediğim gibi bu memnun kaldığım ürünlerin hepsini aşağıdaki linke ekleyeceğim. Zaten memnun kalmadığım bir şey pek yok. Memnun kalmadığım ürünler olursa zaten size söylüyorum ama ben genelde çok sürekli değişik değişik ürünler kullanan bir insan değilim. Belki düzenli takip edenler fark etmiştir. Hani sevdiğim bir şeyi sonuna kadar bittikçe alırım, bittikçe alırım. Yeni bir şey keşfedene kadar, yeni bir şey ilgimi çekene kadar ya da indirimde yakalayıp denemek isteyene kadar. Yani farklı farklı şeyler her ay denemiyorum. Ama neyse ki denediklerimi böyle aralara koyuyorum. Belki size de faydalı olur. Özellikle yorum yapmamı istediğiniz ya da denememi istediğiniz ürünler varsa aşağı yorumlara mutlaka yazın. Ben de alır deneyimlerim ve burada sizinle paylaşırım. Ya da siz çok memnun kalmışsınızdır, bana gerçekten önermek istiyorsunuzdur. Ya da hiç memnun kalmadığınız, asla alma görürsen dediğiniz bir ürün varsa onu da mutlaka yazın. Çünkü böyle bakım ve kozmetik ürünlerini yine de her şeye rağmen denemeyi çok seviyorum. Sizinle paylaşmayı da çok seviyorum. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Bir sonraki bitenler artık ne kadar zaman sonra, kaç ay sonra olur gelir bilmiyorum. Değişik şeyler biriktirmeye çalışacağım çünkü bu sefer onu fark ettim. Çünkü sıkıldım aynı ürünleri kullanmaktan. Kaç tane farklı ürün vardı gördüğünüz gibi. Ama her hafta Cumartesi günü saat 17'de genellikle yeni bir video geliyor zaten kanalıma. Eğer bilmiyorsanız buradan da tekrar hatırlatayım. Abone olmayı, videolarımı likelamayı ve beni her yerden takip etmeyi Instagram'a da buraya yazayım. Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşürüz. Bye bye.